Bir de erkekim diye boynumu atlamaz mı? Ahmet baba, kolları o kadar güçlü ki çok kurtardım kendimi Allah'ıma ya. Ha, bir de ya diyorum ki ya git kardeşim. Benim senin gibi dönme travestilerle işim olmaz. Başladı mı sokak ortasında zırlamaya? Ha bir de demez mi? Şey, ay siz erkekler hep böylesiniz. Ay siz erkekler hep böylesiniz diye sokak ortasında suratıma çemkirmeye. Garip geldi. Ha. Çocuğun alakası. Tamam. Geldin mi? Nasıl oldu işin? Nasıl oldu oğlum? Anlatsana. Nasıl olacak baba? İbine midir nedir? Bir keriz çıktı. Aldı eline kamera. Sordu sorular, cevap verdik işte. Hani adam olsa ibine demeyeceğim ama. Boş ver oğlum. Üzme sen kendini. Sen o dayının oğlu var ya yönetmen. Ona git hikayeni anlat. İnandır. Çeksin filmi. Ya adam iki film çekmiş. Kendine ayrı yok baba. Boş ver şimdi onu. Öyle deme be oğlum. Allah onun kalbine sokarsa o bile dayanamaz çeker. Öyle mi baba? Allah her şeyi görüyor evlat. Gözle görünen de. Görülmeyeni de, içtiklerimizi, yediklerimizi, yaptıklarımızı, konuştuklarımızı, Allah her şeyi görüyor. İninde aç yatan kurdu, kanadı kırık kuşu görüyor. Çölde yaşayan karıncanın rızkını veriyor Allah. İşte bu büyük güç. Senin dayıoğlu gibi yönetmenlerin kalbine bir sinyal gönderiyor. Onlar da bunu görüp senin filmini düşlerinde düşünüyorlar, görüyorlar. Sonra kamerayla çekiyorlar, insanlara sunuyorlar. Bu iş olur biliyor musun? O dayıoğlu var ya senin, o dayıoğlu, yönetmen dayıoğlu. Bu filmi çeker. Hem de öyle bir güzel çeker ki. Ah ah. Yeter ki Allah ona bunu göndersin. Ama sen git ona anlat. Git ona anlat hikayeni. Sana inanacaktır. Yaşayacaktır. Yazacaktır. Çekecektir. Git. Git oğlum git. Allah mı konuşturuyor baba seni ya?